Muhteşemdi. Tek kelimeyle muhteşemdi. Her akşam orada konser, burada sergi var diye gazetede okuyup duruyorum. Ama tek başıma gitmek istemediğim için yine evde oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiğin için ben teşekkür ederim. Bak ne diyeceğim. Acıktıysan bir şeyler yiyelim mi? Sohbet de ederiz. Mehmet. Ne değiştirdi fikrini? Ben bazı şeyleri değiştiremeyeceğimi öğrendim. Ben boşuna uğraşıp dururken hayatın akıp geçtiğini gördüm. Ve ne kadar çabalarsam çabalayayım, bazı duygulardan kaçamayacağımı fark ettim. Gidiyor muyuz Emi? Çok acıktım. Allah vere de kızı hastaneye vaktinde yetiştirseler bari. Mehmet nerede? Onca kıyamet koptu, uyuyor mu daha? Yok yenge, gelmedi. Ben de uyanınca fark ettim. Nerede peki gecenin bu saatinde? Aman yenge, şirkettedir. Bana yaranmak için başını işten kaldırmıyor. Korkarım bu gidişle ofiste yatıp kalkmaya başlayacak. Hafta işte burada türkü geceleri yapılıyor. O kadar güzel oluyor ki. Ama ben en çok mezeleri seviyorum. Hele zeytinyağlı dolmayı buradan daha güzel yapan bir yer yok. Ben öğrencilik yıllarımdan beri böyle bir yere gelmemiştim. Okul bitince hemen evlendik Reyhan'la. O da dışarı çıkmayı pek sevmez. Çıksa da böyle bir yere gelmez. Bu güzel geceyi içelim mi? Varsan baksan dünya umurunda değil kızın. Niye intihar etti acaba? Sağ ol. Hayır, niye canına kıymak istedi anlamadım. Bilmiyorum. Hayır, bir eli yağda, bir eli balda. Rahat battı. Biraz tuhaf bir kız. Gazete haberinden dolayı intihar etti desem hemen ederdi. Annesi olayları örtbas ettikten sonra değil. Aman sen de. Anasının gözü kim bilir kafasından neler geçirmiştir. Aslında kıza da hak vermiyor değilim. Sağlam insan delirir bunların içinde. Hiçbir işleri normal değil ki. O yüzden ben bu kızdan her şeyi beklerim. Yenge. Hı. İntihar eden kişi. Arkasında bir veda, bir mektup, ne bileyim ben, bir not falan bir şey bırakmaz mı? Aferin kız. Çok iyi düşündün. Hadi hemen çıkıp odasını arayalım. Hadi hadi hadi. Yenge, başka zaman olsa ağır ağır çıkarsın. Sen benimle uğraşacağını ayaklarına davran. İkbal Hanım. Buyurun, bir şeye mi bakmıştınız? Oğlumun odasına girerken senden destur mu alacağım? Nasıl yani? Telefonunu arıyoruz. Telaşla evde unuttu herhalde. Arıyoruz, açmıyor. İyi de burası Yeşim Hanım'ın odası. Ah. Üstelik Yeşim Hanım odasına izinsiz girilmesinden hiç hoşlanmaz. Üstüme iyilik sağlık. Gel girdiği ısrar etse işim olmaz. Herhalde yanlış geldik. Yeniyiz ya tabii. İyi belleyemedik. Yürü. Herhalde. Lale Hanım'la Çınar Bey'in odası da şurası. Sağ ol. Hadi bir daha arayalım. Belki açar oğlan. Kadın cehennem zebanisi gibi dikildi karşımıza. Sen de iyi kıvırdın ama. Aklına kılçık kaçtı ya, şimdi bir daha yukarı da çıkamayız. En iyisi Mürvet'e söyleyelim. Hem çınarların hem kızın odasını iyice bir arasın. Tamam, sen geç salona. Ben Mürvet'i çağırırım. Thank you.
gibi olmuş kahve. Mürve! Hanımım, hanımım bu kız canına kıymadan önce gerçekten bir mektup yazmış. Ben söyledim değil mi? Nerede? Ver, ver hadi. Yok, bulamadım da ama mektubu Çınar Bey'ime yazmış. Sen nereden öğrendin? Demin Şermin Zümrüt Hanım'la konuştu. O zaman duydum. Kız deli danaya döndü. Mektubu bulabilmek için de her yeri hallaç pamuğu gibi attırıyor. Yenge, bu kız aşkını itiraf etmiş olmasın? Bu kadar telaşlandıklarına göre vardır bu mektubun bir hikmeti. Ah keşke, keşke. Mürvet, çık yukarı. Ne yap et, mektubu o çırpı bacaklı kızdan önce bul. Ama bana bak, dikkatleri üstüne çekme. Gizli gizli ara. Ay tamam hanımım, tamam. Kalk biz de Çınar'ların odasına bakalım. Eğer kız mektupta Çınar'la öpüştüğünü filan yazdıysa bayramım olur. Mektubu Lale'ye okuturuz, gerisi çorap söküğü gibi gelir. Hadi kalk 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 hadi. Hadi. Ay, ben daha fazla dayanamayacağım Reyhan. Gözüm kapanıyor uykusuzluktan. Tamam yenge, ben de yatıyorum. Mehmet? Reyhan, senin ne işin var bu saatte ayakta? Sen çalışırken burada neler oldu bir bilsen. Ya öyle, çalışırken insan saatin nasıl geçtiğini anlamıyor. Neler oldu anlatsana. Hepsini odada bir bir anlatacağım. Gel. Çok güzel bir geceydi, teşekkür ederim. Nasıl peki Necip Bey? Kendine geldi. Gelin hanımla kardeşi yanındalar. Çıksınlar, biz de eve birazdan geliriz. Tamam Necip Bey. Ne dedi? Ne oldu, bulabildin mi? Yok, bulamadım hanımım. Her yere baktım ama bulamadım. Biz de Çınar'ın odasını talan ettik, bulamadık. Ay, ister misin bizden önce o Zümrüt cadısının eline geçsin?